Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü videodan sonra da bugün de günlük güneşlik süper bir gün, İstanbul günü diyecektim. Bugün ayın 19 Haziran. Yarın öğrencilerin sınavı var işte. Malumunuz sokağa çıkma yasağı var. Fakat yarım saat, bir saat önce İstanbul'da birçok noktada sel taşkını olmuş. Bizim bu iki kelime deresinin de Bodrum katlarına geçerken gördüm, bayağı bir mağdur aileler var. İstanbul'un havasıyla bir şeyine güven olmuyordu malum, hatırlayamadım siz biliyorsanız. Böyle yarım saate kıyamet kopuyor. Cennetten bir gün. Burası da işte malum bizim terasımız. İşte annemizin evet yaptığı, tabi annemiz yaptı ama hanımın da bayağı bir emeği var. Onu da inkar etmeyelim. İkisinden de Allah razı olsun. Domateslerimiz vesaire yetiştiriyoruz. Arkadaşlar bugün benim izolasyondaki son günüm. Birkaç saat sonra 14 gün bitiyor. Dün 182'den aradılar. En sonunda sordular işte izolasyonda falan. Dedim ben ilk zamanlar zaten arabamız karavan tipli. Sakarya'da bir haftadan fazla süre yazlıkta kaldı. Kimse yok. İşte temasım olmadı kimseyle diye. Zaten testlerde olumlu çıkınca isteseydik bitirirdik ama biz dedik ki işi sağlam alalım, yani çiftlik iş olsun. Onu da bitirdik. Arkadaşlar Murat isimli bizim komşuyla dün bir ufak bir konuşmamız oldu. Onda bu koronanın gösteren sistemi var. Ben de indirmek istedim. Bir ara uğraştım, olmadı. İnternet mi yoğundu neydi, bir daha da uğraşmadım. Dedim bakayım, aç bakayım Murat dedim. Korona bende görünüyor mu? Açtı. Dedi hocam sende korona yok. Zaten biz izolasyondaydık, yani pozitif bir vaka değildik. Fakat sağlık ocağının doktoruyla görüştüm. Erkan doktorla. Dedim hocam mahallenin durumu nedir? Erkan doktor dedi ki bizim mahalle dedi koronadan geçilmiyor. Dedim Suriyelilerde mi çok var, Türklerde mi çok var? Dedi hocam Türklerde daha çok var, Suriyelilerde daha az var. Çok çok az var. Bu Türkler Suriyeliler meselesine dönüş yapacağım. Şimdi arkadaşlar, korona ile ilgili artık elimizde yavaş yavaş güçlü istatistikler oluşmaya başladı. Yani önce savaşacağın düşmanı tanıman lazım. Ne diyorlar? Vücudun bağışıklık sistemi. Aşı. Aşı kavramı nedir? Tanışma. O mikrobun karakteristik özelliği vücudun tanıması. Şimdi daha ortada korona virüsünün, mikrobunun diyelim ki şeyi yok. DNA çözümlemesi yok. Bu özellikleri yok. Adamlar çıktılar. Bir önceki sistem ettiğim biliyorsun. Güya profesör bu arkadaşlar. Aşı bulmaya. Kardeşim önce düşmanı belirledin mi? Elinde istatistik veri oluştu mu? Ona göre çık aşını belirle. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Tekrar döneyim buraya. Murat arkadaş, Düzceli Murat telefonu açtı. Bizim iki telli kıpkırmızı. Her tarafta korona. Sonra Onur Kent'i gösterdi. Başakşehir Onur Kent. 3 kişi. 3 tane vaka. Şimdi arkadaşlar, bir şeye bilimsel çalışma yapılırken dedik ki düşman tanınması lazım. Elimizde istatistik veriler neler oluşmaya başladı? Yine Bağcılar, İstanbul'un en çok vakaları gün gören, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, bir de bizim 5-6. Sıradan Küçükçekmece ekledik. Şimdi arkadaşlar, birincisi Amerika'dan çok güzel veriler geldi. İlk veri değerlendirmesini daha kayıt yaptık zaten. İşte Amerika'da zenciler daha çok ölmüş. Sebep ne? İşte zencilerin sağlık imkanlarına ve maddi olanaklara erişme de beyazlara göre dezavantajlı olması. Yani ne kadar bu ak niyetli biliyorum. Amerika'da bir şey olsa geçmiş olsun bilmem şudur budur diyorlar. Bizim yandaşlar, işte kanal sahipleri, kanal yöneticileri bıyık altından gizli gizli oh iyi oldu Amerika'ya, iyi oldu, böyle bir münafıklık belirtisi. Rusya için de geçerli, Çin için de geçerli. Yani orada bir şey oldu mu işte geçmiş olsun, işte Amerika'ya başsağlığı diledik, maske gönderdik, kameranın çekmediği yerden
Burada Ümit Özatan'a onun meşhur hareketi var. Görüntünün olmadığı yerden her türlü şeyi yapıyoruz. Tiplerinden, davranışlarından belli oluyor. Yani oh iyi oldu gibisinden. Şimdi Amerika'dan çok güzel bir istatistik geldi. Ne geldi? Zenciler daha çok ölüyor. Bununla ilgili ilk yorumlar ukalalık, bilmemezlikten yapılan yorumlar neydi? İşte zenciler maddi olanaklara ve sağlık hizmetlerine erişmede beyazlarla aynı haklara sahip olmadıkları için falan. Ama ciddi istatistikçiler yaptıkları incelemede diyelim ki maddi olanağı iyi olan 100 tane zenci, doktor, mühendis inceleniyor. 100 tane beyaza göre koronavirüsüne karşı daha az dirençli. Bir kere buradan ne tespit edildi? Genetik üstünlük. Genetik üstünlük. Şimdi bizim doktorla konuşuyoruz. Türkler mi? Görüyorsunuz arkadaşlar, hastanede taburcu olanların büyük çoğunluğu kameralarda görüyoruz. Türkler. Suriyeliler? Bak Suriyeliler biraz daha bize göre dirençli çıktı. Tabii Suriyelilerde de var, yok değil ama. Bu senin aşı bulurken referans alacağın en önemli kriter. Nedir? Genetik yapısı. Bizimle onlar arasındaki gen farkı. Bugünlerde D vitaminine eksikliğine gidiyoruz ki Amerika'daki zencilerdeki imkanlar bizim buradaki birçok insandan daha fazla. Ya bu insanlar sporcu, dünyanın en büyük sporcuları zenciler. Her türlü sağlık koşulları, ama ona rağmen nedir? Afrika kökenli, kaç yüzyıl gerideki genlerine işlemiş olan bu yapı koronaya karşı bunları zayıf kıldı. İşte bak buradan yükleneceğiz. Çalışma böyle yapılır. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey tespit yapıyorum. Mahallemizde 2 hafta önce babama cumaya gitme dedim. Anama da sormuş, anam da gitme demiş. Babam aksi ihtiyar. Sanki Allah'ın onun namazına ihtiyacı var. Gitmiş cuma namazına. Korkuyorum. Kaparsa zaten 4 tane stent var. Mucize şekilde yaşıyor. Anamın da öyle. Bakıyorum mahallede çoluk, çocuk, kadın akşamları kapının önünde oturuyorlar. Ne sosyal mesafe ne bir maske. Mahallemizde de biliyorlar bazı komşularda korona pozitif var. Buna rağmen tedbirsiz davranıyorlar. Valla bu bizim mahalle dökülecek gibi geliyor bana. Bir tane çocuğa bulaşsa bütün hepsine bulaşır. Hiçbir, herkes biliyor, komşular da görüyor. Çocukların hiçbirinde maske yok. Hepsi de bizim kapının önünde oturma yeri var. Buraya toplanıyorlar. Anamı da uyardım. Sen dedim benden kendini sakınıyorsun ama ben zaten pozitif vaka değilim. Ben temiz çıkmışım. Sen öbür taraftan sakın. Şimdi babam da gitmiş cuma namazına. Oradan mikrobu alıp gelecek. Zaten yaşlı. Anlatamıyoruz. Aksi. Laf dinle. Bir de soruyor gideyim bir de. Gitme baba diyor. Tehlike devam ediyor bilmem ne. Anama soruyor. O da gitme diyor. Gizlen gitmiş. Bugün de zaten cuma biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu söyleyeceğim. Şu anda hangi ilçeler öndeydi? Bağcılar, Zeytinburnu, Güngören gibi. Hani daha fukara tabaka. Tekstil işçilerinin çoğunlukta. Bugün birbirine tekstil atölyelerini biliyorsunuz. Kaç metrekare yerde kaç kişi çalışıyor? Sırt sırta. Dolayısıyla birçok kafeye mesafe koyuyoruz, otobüse mesafe koyuyoruz ama tekstildekilerden birine bulaşırsa hepsine bulaşır. Ki bulaşmış. Efendime söyleyeyim. Yalnız 1 ay sonra, 1,5 ay sonra buralar kırmızılığı, yani korona vakalarını kaybedecek. Siteleri de geziyorum. Ali abimiz var, bir tane yaşlı. Onu götürdüm. Sitelerdeki insanlar da çardaklara toplanmışlar. Sosyal mesafe falan yok. Önce fakir semtlere bulaşacak. Onlar bunu atlattıktan sonra o lüks ve zengin semtlere gidecek. Bunun hiç kaçarı yok. Ne yaparsa yapsın bu vücut enfekte olacak. Tabii biz nedir? Bu genel istatistik çalışmalar verilerle koronanın asıl hedef ettiği, yani asıl hedefi aldığı, öldürdüğü insanların tespit edip onları korumak. Bir de şimdi bir şekilde ben negatif çıktım. Tamam. 14 günlük izolasyon süreci daha birkaç saat sonra bitiyor. En ufak bir belirti yok.
O zaman ya ben bu korona hastasıyla 5 saat aynı arabadaydım. Onun oturduğu yere, onun yattığı yere, kafasını koyduğu yere ben de yattım. Bir ihtimal benim vücudum koronaya karşı bağışıklık kazandı. Demek ki bende antikor oluştu. Oluşmuş olması lazım. Pozitif vakalara dışarı çıkma yasağı koymanın anlamı yok. Mesela adam gidiyor, polis durduruyor. Göstereceksin, sen bak ben korona atlatmışım, iyileşmişim. Ben de antikor ve bağışıklık sistemim var. Bana yasak değil, benim serbest kalmam lazım. Hem memleket bir şekilde çalışır. Böyle bir devletin ileriki günlerde koronadan iyileşmiş ve negatife dönmüş insanların yasak konmaması lazım. Hatta maske bile takmasın bu adamlar. Bu adamlar ne bulaştırıyor ne de kendileri bir zarar görüyor. Şimdi bizim kendi durumumuzla ilgili efendime söyleyeyim. Bugün dediğimiz gibi bitirdik. 14 günü doldurduk. Fakat arkadaşlar bunun bu tarafı da tehlikeli. Ben virüsü almadıysam yine maskeyle, korkuyla, sosyal mesafeyle yaşayacağız. Hani gönül ister ki virüsü alıp iyileşip kafamız rahat gezelim. Dolayısıyla bir daha bir temas olursa bir 14 gün daha. Bir daha temas olursa bir 14 gün daha. Evde kalmak, yani biz insanlar hapis hayatına alışmış değiliz yani. Evde kalmak zor. Bu günler geçecek. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.